5 Nisan, 11 Nisan değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve iyidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz takip edebilirsin. Bu hafta sağlık konularıyla alakalı hareketli bir hafta olacak. Devamlı onu hastaneye, bunun ilacı, bunun doktoru, bunun tedavisi, bunun bilmem neyi, kendinizle ilgili bile olabilir. Devamlı doktorlarla bir haftanız gerçekleşecek ama sonu ferah ve aydınlık olacak. Özellikle annenizin şeker ya da tansiyonla alakalı yaşayacağı problem, plus sizi yorabilir, kaygı ve endişeye girebilirsiniz ama sonu aydınlık olacak. Aydınlık olacak. Makinemin ayarı bozulmuş. Ben de deprem mi oluyor diye düşündüm ya. Evet, iş konularınızla alakalı yaşadığınız gergin alan yavaş yavaş yumuşamaya, istediğiniz masanın koltuğunu sindire sindire oturmaya başlayacaksınız. Bekleyiş yükselişiniz varsa imzalanmış olacak. Maaşınızla ilgili pürüz varsa netliğe kavuşacaksınız. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz iş kapılarınız varsa bunlarla ilgili iletişim, diyaloglar hakim kılacak ve istediğiniz yolculuğa başlayacak olarak gözüküyorsunuz. Kendi işini yapan değerli kovalarda parayla ilgili korku ve kaygılarınız çok fazla var. Ödeyebilir miyim, mal alabilir miyim, toparlayabilir miyim, kirayı çıkartabilir miyim derken bir şekilde sanki bu ayı da öyle de böyle de atlatıp kapılarınızı rahat bir şekilde halledeceksiniz. Hatta ortak iş yapan bazı kova burçlarında çok iyi kazançlar, sizi mutlu edecek kazançlar hayatınıza geçiş sağlayacak. Hatta olmaz dediğiniz işler bile hızlı bir şekilde enerjinize geçiş sağlıyor değerli kova burçları. O yüzden korktuğunuz gibi değil, artık kazançlar size geçiş sağlayacak. Evinizi satıp daha farklı, müstakil bir ev almak istiyorsunuz ama ev satılmayacak. Bu evi kiraya vereceksiniz. Farklı bir noktadan ev yatırımı yapacaksınız. Ama müstakil değil. Bahçeli bir alan olabilir. Yeşilliği bol bir alana geçiş sağlayacaksınız. Bu da mutlu olacağınızı gösteriyor. Evli olan kova burçlarında ciddi tartışmalar, aile büyükleriyle ilgili sorunlar, ilişkinize karışan ve aldatılma güven problemi yaşayabilir. İlişkinizi böyle görevli gibi takip edebilirsiniz. Bence bir ilişkiyi akışa bırakın. Doğru kişi de şu an hata yok. Siz kendi kendinize ilişkiye zorluğa çıkartıyorsunuz. Bu sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, hayat arkadaşınız olabilir. Gereksiz güvensizlikler yansıtıp ilişkiyi yoruyorsunuz. Lütfen ilişkine güven ve sahip çık diyorum. İlişkisi olmayan kova burçları Mayıs sonuna kadar beklemeniz lazım. Evet, bir şeyler oluyor gibi oluyor, yarım kalacak ama doğru aşk için doğru fırsatlar var. Beklemeniz lazım. Evlenmeyi düşünen, ilişkisine gelecek bekleyen bazı kova burçlarında evet, ilişkiniz size gelecekle ilgili güzel sonuçlar elde ettirecek. Yatırımda planlarımızı ortak konuşacağız. Ama zaman ve vakit var. Acele etmenize gerek yok diyorum. Sizin de bazı miras konularınız var. Evet, çözümlülüğe doğru ilerleyecek. Hatta oraya ev yaptırmak, yazın giderim, kışın burada, yazın orada dediğim sistemlerin altyapısında oturtacaksınız. Ama şu an kredi borçlarınız var. Onları kapattıktan sonra bu kararı vermeniz daha sağlıklı ve hayırlı olarak uyarı veriyorum. Değerli kova burçları, böyle kamp yapayım, piknik yapayım, güneşin enerjisi, bir denize gireyim, ruhum enerjim değişsin diyorsanız, sanki bu ya bu 11 Nisan'dan sonra deniz enerjiniz, yani soğuk da olsa böyle üzerimdeki negatif atayım dediğiniz bir enerji, evet, denize gireceksiniz, bu da size iyi gelecek. Ya da suya girip ya da suyla temizlenme enerjisi size iyi geleceğini düşünebilirim. Eğitim konularınızla alakalı dil eğitimi, yüksek eğitim kararınız varsa yapmaya başlayın. Başarı unvanınız için hayırlı ve aydınlık olarak görüyorum. Mutlaka ihmal etmeyin. Çocuklarınızla ilgili, eğitimiyle ilgili aksilikler yaşayan, bu çocukların adaptasyon problemi var diyenler, evet, evde bir psikolog ya da çocuklarımıza bir meditasyon, yoga enerjileri ve dağınık enerjilerine iyi gelecektir. Size de iyi gelecektir. Çocuklara gereksizce bağırıp onları yoruyorsunuz. O yüzden bir ev enerjinizi bir iyileştirin. Çocuklara sakin davranın diyorum. Evet, sizin de yatak odanız ve çocuk odanızla ilgili bir değişim kararı. Onların yatakları ya da sizin yataklarınızı değiştirip yeni yatak alma niyetiniz var. Evet, şimdiden hayırlı olsun. Yatak odanız, çocuk odanız alınma kararı içerisindesiniz. Çünkü bunlar uzun süredir eskidi ve artık çocuklar da huzursuz, siz de huzursuzsunuz. Yataklarınız değişmiş gözüküyor. Son zamanlarda ayakkabıya çok fazla sık ayakkabı alıyor olabilirsiniz. Böyle gereksiz
Kıyafet ya da ayakkabı modunuz ön planda. Evet, bu alışveriş sizin ruhunuza iyi geliyor. Sonra ödemede zorlanıyorsunuz ama yapın. Şu an için yapma enerjiniz var. İhmal etmeyin diyorum. Bir de eski sevgilinizden haber gelse de geri adım atmayın. Zarar görürsünüz. İnsan bazen sözlü şiddete maruz kalabilir. Çünkü sizin eski sevgiliniz sizi sözlü şiddete maruz bırakıyordu. Artık sözlü şiddet değil, güzel sözlerle yaşamaya ihtiyacınız var. Geçmişi kapatma dönemi diyorum. Mutlu kalın.